şekilde yukarı yöne işaret ediyor. Hemen geçelim buradan piyasaya dair değerlendirmeleri almak üzere. GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan bizleri bekliyor olacak. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Şimdi genel itibariyle bugün hisse senetleri tarafında pozitif bir seyir görmekteyiz. Neye borçluyuz, devamını bekler miyiz? Bu kadar risk konuşuyoruz bir arada, ancak kalıcı olmasının mümkünatı sence var mıdır? İlk etapta varlık sınıflarından hisse senetleri diyerek başlamak istiyorum ben de. Evet, aslında küresel hisse senetleri tarafı tabii hafta başını ve hafta ortasını çok ciddi sarsıntılar içerisinde geçirdi. Perşembe gününden beri olan haber akışı itibariyle. Ki bu noktada tabii Trump ile Çin arasındaki gerilimin daha da artabileceğine dair işaretler olduğunu görüyoruz. Özellikle bu noktada algının kur seviyelerine kayması bağlamında. Ki bu noktada tabii Çin Merkez Bankası'nın yuan fixingini her gün daha yüksek seviyelerde açıklıyormuş. Yani dolara karşı daha değersiz seviyelerde açıklıyor olması da bu bağlamda tabii ki Trump'ı zorlayacak ve Trump bir taraftan da hem Çin üzerinde hem de Fed üzerinde baskı kurma eğilimini devam ettirecektir. Dolayısıyla bu mevcut durum içerisindeki dengelenme periyodunu ben işi pozitife çevirecek durumda olduğunu henüz düşünmüyorum. Tabii bu noktada belli tepki hareketleri var. S&P 3000 seviyelerin üzerindeyken 2800'lere kadar düşmüştü. Şimdi 2900 seviyelerine biraz da yakınsama çabası içerisinde. Amerikan 10 yıllıkları tarafında tabii bu riskten kaçış modunda küresel yatırımcı en güvenli varlık olarak gelişmiş ülke devlet tahvillerini değerlendiriyor. Bunun en çarpıcı hareketlerini biz özellikle Amerikan 10 yıllıkları ve 30 yıllıkları tarafında gördük ki 30 yıllıklar tarafında da datanın tutulmaya başladığı periyottan beri en düşük getiri seviyelerini görmüştük. Şimdi biraz daha dengeli bir durumun orada olduğunu bahsetmek lazım. Ama Amerikan 10 yıllıklarında bundan önce %2 eşik diyorduk. Hani şu anda o eşik biraz daha %1,5 seviyelerine doğru kaymış durumda. Majör destek haline gelmiş durumda. Dolayısıyla risk algısında ilave bir durumlar olacak mı? Burada ona bakmak lazım. Bu noktada Türkiye hisse senetlerinin tabii biraz daha pozitif bir noktada, özellikle bu perşembe gününden beri olan dalgalanma içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Hatta zaman zaman biz 100 bin seviyelerini de zorlayan bir görüntü içerisinde olmuştuk. Ama muhtemelen bu şu anda Borsa İstanbul'daki genel görüntü, hani lira tarafında evet EMFX tarafına göre çok pozitif bir performans var ama muhtemelen borsadaki durum biraz daha sınırlı olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta biz Kurban Bayramı nedeniyle hisse senetleri piyasalarımız kapalı olacak ama yurt dışı piyasalar oldukça hareketli olacak ve Trump Çin riskini almak istemeyen hisse yatırımcısının ben bu periyod içerisinde çok fazla ağırlıklı bir pozisyon içerisinde olmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ama bu risk ağırlıklandırılması içerisinde, yani bu riskli portföylerden, riskli portföylere doğru olan ağırlıklandırmada eskiden Türk varlıkları bundan fazlasıyla nasibini alırdı. Hatta bayağı bir negatif tarafta olurduk ama şu nokta itibariyle hem lira tarafındaki hem de hisse senetleri tarafındaki bizim pozisyonumuzun çok daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Enver, bir taraftan da yabancı para ve banka menkul kıymet istatistikleri de geldi aynı zamanda. Geçtiğimiz haftanın işlemlerine baktığımızda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının 2 Ağustos'ta biten haftada 942 milyon dolar azaldığını görmekteyiz. Bunu bayram öncesine mi bağlamak lazım, yoksa artık bir dolarda döviz mevduatlarında bir çözülmeden mi bahsediyoruz sence? Tabii çözülmeden tabii bahsetmek için çok erken Gizem baktığımız zaman. Çünkü yani şöyle bir toplam mevduatlar içerisindeki döviz tevdiat hesapların ağırlıklarını şöyle bir karşılaştırdığımız zaman, yani 2 yıl önce aşağı yukarı %37-38 seviyelerinde olan DTH ağırlıklarının biz bu sene içerisinde %53 seviyelerine kadar kaydığını gördük. Tabii mevcut durum içerisinde doğru, biraz liradaki değer kazanımı ile beraber ve aynı zamanda faiz indirimi ile beraber lira mevduatının da artık biraz daha az çekici hale gelmesi paranın evet biraz daha piyasaya girmesinde etkili olacak elbette. Ama ben bu noktada TL mevduat ve döviz tevdiat arasında yani ciddi bir değişim yaşanmasının bu evrede açıkçası biraz zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle de %15-16 enflasyon seviyeleri içerisinde tabii mevcut durumda nedir burada yatırımcının genel eğilimi? Yani birikimin değerini korumaktır ve enflasyon yüksek olduğu miktarda yüksek olduğu sürece de bu çerçevede bireysel yatırımcının
birikimini döviz veya diğer varlıklarda değerlendirmesini oldukça normal olarak karşılamak lazım. Dolayısıyla burada en birinci sağlanması gereken faktör lirada uzun süreye varacak bir değer kazancının sağlanması, inancının artışı, yani güven artışı ve aynı zamanda da enflasyonun o %5 patikasını, hedeflenen %5 patikasına doğru döndüğüne olan inancı arttırmak. Ki biz şu anda enflasyonun düştüğünü biliyoruz ama enflasyon bir yapısal iyileşmeden dolayı düşmüyor, bir baz etkisinden dolayı şu anda düşüyor ve birkaç ay sonra bu baz etkisi ortadan kalktığı zaman yeniden enflasyon riskler söz konusu olacaktır. Tabii biraz bayram öncesi likite dönmenin, nakite dönmenin de burada etkisinden bahsetmek mümkün ama dediğimiz gibi ağırlığın tekrardan TL tarafına kayması, dolarizasyonun azaltılması enflasyon ve güven unsurlarından en başta bence gelmekte Gizem. Enver, peki bireysel yatırımcı için soruyorum. Aynı zamanda gram altında işte 265 TL'lerden bahsettik. Bu noktada altında da ciddi bir rally gördük. Bireysel yatırımcı için gram altın tavsiyen var mı? Çünkü hem hisse senedi tarafında hem de Türk lirası tarafında olumluyum dedin. Dolayısıyla böyle bir güvenli varlık arayışına girmek gerekir mi sence? Şimdi açıkçası yani global açıdan baktığımız zaman global altın fiyatlarında ciddi bir rally söz konusu. Önemli eşikleri geçmiş durumdayız. Son Trump yönetimi kaynaklı gelişmelerle beraber ki global bazda altın fiyatını destekleyen çok fazla faktör var ve bu faktörlerin hepsi birbirini getiren faktörler. İşte ne oldu? Trump'ın ticaret gerilimlerini yükseltmesi yeniden küresel ekonominin ciddi anlamda aşağı doğru ağırlıklandırdı. Bu durum neyi getirdi? Küresel merkez bankaları faizleri daha düşük seviyelere doğru getirecek. Mesela Fed için geçen hafta ne diyorduk? İşte sigorta mahiyetinde bir faiz indirimi yaptı. Normalde ekonomisi bu kadar acil durum butonuna basmayı gerektirecek durumda değil. Dolayısıyla aslında bu faiz indirimi de yapmayabilirdi diyorduk. Ama şimdi mesela Eylül-Ekim dönemine dair ciddi faiz indirim beklentileri söz konusu. Eylül'de 50 bas puanlık bir faiz indirimi olasılığı ön plana çıkmış durumda. Jeopolitik riskler keza halen devam ediyor dünyanın çeşitli yerlerinde. En başta İran, Hürmüz Boğazı vesaire gibi durumlar itibariyle. Ben bu yüzden güvenli varlık talebinin global altın fiyatını yukarı doğru çekmeye devam edeceğini düşünüyorum. 1500 doların daha çok daha üstü seviyeleri konuşabiliriz ilerleyen evrede. Tabii şimdi dolar TL aşağı doğru geldiği için TL bazlı altın fiyatının yukarı doğru gitmesini biraz bir fren etkisi yaratacaktır. Ama ben bu noktada oransal hareketin biraz daha açıkçası altın tarafında olacağını, altın tarafını destekleyeceğini düşünüyorum. Haliyle TL bazlı altın fiyatlarında da ben denge fiyat seviyesini şu anki seviyelerden daha üst durumda tutarım. O yüzden bence birikim sahiplerinin de altını portföylerinde değerlendirmesi faydalı olacaktır. Enver, çok teşekkür ediyoruz yorumların için. GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan görüşlerini bizler